Noi ne aflăm în clinica din Turcia, care am ajuns aici cu o problemă, fetița noastră Lavinia, care în luna octombrie ne-a depistat că are fata noastră anevrism, care nu a fost de operat în Republica Moldova. Și am hotărât noi să venim cu ajutorul la fondul de la Chișinău, de la Caritate, ne-a ajutat să le dea Domnul Sănătate, lor și atâta lumea care ne-a ajutat pe noi și am ajuns aici, în Turcia, la spital, care ne-a primit tare bine și s-a comportat cu noi foarte bine. Medicii și surorile medicale, toți care au fost lângă noi, au fost tare buni cu noi. Noi am avut o boală foarte gravă, care la Moldova ne-a spus că nu se poate opera, nu se poate face nimic, așa operație nu se face. Aici medicii ne-au încurajat, ne-au făcut tot ce trebuie. Noi am venit într-o stare cu fata nici, nu vorbea, mai mult în somnolență era, n-avea simț, nimic. După prima operație, care mulțumim medicului, că i-a făcut operația care era tare mare risc la ea, fata a început a vedea mai bine, a mânca, a merge. După a doua operație, încă mai bine i-a stat. Iată, zâmbește, vorbește, ne-a dat Domnul să o mai prindem, să mai aleargă lângă noi, să mai alerge, să o ascultăm. Și le mulțumim tare, tare mult la medici că ne-a dat așa șansă nouă să o avem alături. Și le mulțumim din suflet la toți care ne-au ajutat și am ajuns aici și la medici și la toți surorile medicale care ne-au fost alături. Vă mulțumim. Și deși mulțumesc Lumet Propriu care tot ne-a ajutat în toate. Mulțumesc medicilor și la toată lumea că m-a ajutat să merg, să vorbesc și să fiu sănătos. Mulțumesc! Lavinia adlı hastamız Moldova'dan gelmişti. Moldova'da beyin kanaması geçirmişti ve buna bağlı olarak beyin omurilik sıvısında birikme ortaya çıkmıştı. Ve beyin parenkimine bası oluşturduğu için hastada yürüme problemi ve konuşma problemi vardı. Bize geldiğinde neredeyse hastamız yatalak durumdaydı. Konuşmalara da tek kelime şeklinde cevap veriyordu. Gerçekten ilk geldiği hali annesi tedirgindi, kendisi tedirgindi. Yaptığımız ilk BT tetkikinde burada gördüğünüz gibi beyin omurilik sıvısında belirgin şişme ve beyine bası söz konusu. Biz burada yaptığımız anjiyoda beyin sapını besleyen damarlarından köken alan anevrizmayı görüntüledik. Daha sonra bu beyin sapını besleyen damardaki anevrizma içerisine girdik ve anevrizmanın tamamen doldurulmasını sağladık ve hasta beyin omurilik sıvısının drenajı için uygun hale geldi. Eğer biz bunu yapamasaydık beyin omurilik sıvısının drenajı sonrasında tekrar kanayıp daha kötü nörolojik bir tabloyla da karşımıza gelebilirdi. Bizim yaptığımız embolizasyon işlemi sonrasında beyin omurilik sıvısını da boşaltıldı ve hasta aniden eski haline döndü ve yürüyemiyordu, yürür hale geldi ve konuşması ve çevresiyle sosyal iletişimi de düzeldi. Tabii bu bizi çok mutlu etti. Zaten çok şeker bir kızdı, daha da şeker bir kız haline geldi. Ancak yapılan takip esnasında karnında bir ağrı olduğu saptandı ve yapılan BT anjiyosunda beyin anevrizmasında olduğu gibi karaciğerin damarında da bir anevrizma ortaya çıktı ve ikinci kez bu sefer de bu bölgenin tedavisine yöneldik. Karaciğerin damarındaki anevrizma da burada gözüküyor. Yine beyinde olduğu gibi karın içerisinde de bir kanama olduğunda hastanın hipovolemiye girebileceği ve hastayı kaybedebileceğimiz söz konusu, kaybedebilmemiz söz konusuydu. Ve burada gördüğünüz gibi bu anevrizmayı da yine metalik sarmallarla doldurduk ve işlem sonrasında bu baloncuğun dolmadı ve karaciğere giden
dallarda daha fazla kontrastlanma olduğunu görüyoruz. Bizim bu yaptığımız iki işlemle hem beyin kanamasının hem de karın içerisine olan kanama olasılıklarını ortadan kaldırmış olduk. Buraya geldiğindeki nörolojik tablosu da tamamen düzeldi. Bu bizi çok mutlu etti. Hastamızın 300 olduğunu da öğrendik. Diğer ikiz kardeşleri gibi onlarla gülüp oynamasının onu ve bizi çok mutlu edeceğini düşünüyoruz. Ben de bu tatlı kıza destek olabildiğim için çok mutluyum. Muchas gracias, Tratan.